da mesnek noktasındaki pimimizi getirelim. Merkezledik. En son sildik. Evet, en son parçamızı getirmedik mi pimimizi? Bir daha getir çağıralım. İlk önce merkezlemeyi yapalım. Daha sonra yüzeyleri çıkıştıralım. Okey diyelim. Şurada yönümüzü değiştirmemiz gerekecek. İşte bu add kısmında direkt yaptığımız zaman değiştiremiyoruz sonra bunları. O yüzden ben sayfaya bırakmayı tercih ediyorum. Tekrar verelim bunları. Yanlış yüzeyi tutmuşuz yaparken çünkü hata verdi. Evet, okey dedik ve yerleştirdik pimimizi de. Daha sonra alt kısımda bir milimiz var. Milimizi de getirelim. Ve montajımız tamamlansın. Boşlukta bırakacağım. Parçama geldim. Merkezini veriyorum. Burada çalışacak. Zoom diyelim. Parçam içeride şu anda. Şimdi molla çıkaralım parçamızı dışarı doğru. Sen constant'lara tekrar giriyorum. Touch diyeceğim. Alttan bakıyorum. Ve bu yüzeye çakıştırıyorum. Şu ara plakamı yüzeyine çakıştırdım. Şimdi ara plakamda bir paralellik vardı. Bunu hide. Kaldıralım bunu. Surprise hale getirelim. Surprise hale getirdiğimizde ya da Move'la da yapabilirsiniz bu işlemi. Parçanızı ilişkilendirilmiş kısımlardan hareket ettirebileceksiniz. Evet, bu şekilde bir makine parçasının montajını gerçekleştirdik. Şöyle section'la da kestiğimizi görebiliriz. Bize zaten mate'lerimiz de gösteriyor. View ayarlarından bunları saklayabilirsiniz de. Şöyle da Ctrl+W ile de ulaşabiliyoruz Show and Hide kısmına. SMB Constant'ları sakla diyebiliriz. Evet. Bu şekilde montajımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.